Merhabalar. Ben Mükellef Uyum ve Regülasyon ekibinden Rümeysa. Bugün yanımda Mükellef'in vergi uzmanları Sema ve Can var. Önce bir onları kısaca tanımak istiyorum. Sema, senden başlayalım. Tabii. Merhabalar, ben Sema Şerlen. 10 yıldır vergi alanında çalışıyorum. Daha öncesinde de Türk mevzuatı, Amerikan mevzuatı, İngiliz mevzuatı alanlarında çalıştım. Uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında çalıştım. Aynı zamanda iç denetim alanlarında da. Hani dediğim gibi 10 yıldır da bu kısımdayım. En çok sevdiğim mevzuat da Amerikan mevzuatı. Birazdan da bahsedeceğimiz üzere. O yüzden konuşmayı heyecanla bekliyorum. Çok teşekkürler. Can, senden devam edelim. Merhaba, ben de Can Gerçek. Ben de yaklaşık 3-4 senedir vergi mevzuatıyla içli dışlı bir şekilde hareket ediyorum. Gerek Amerika gerek Avrupa Birliği de özellikle KDV konusunda biraz daha bilgi sahibiyim. Ben de webinarı dört gözle bekliyorum sorularımıza. Süper, çok teşekkürler. Webinarın akışından bahsetmek istiyorum öncelikle. Amerika vergi dönemini ve önemli tarihleri Sema ile konuşacağım. Ardından da boy raporuna ilişkin soruları Can'a yönelteceğim. Evet Sema, vergi beyan dönemine girdik şu an Amerika'da. Evet. Bu çok önemli bir konu. Şu anda Amerika'da şirket olan birçok kullanıcımız var ve onları bilgilendirmek adına da çok faydalı bir yayın. Özellikle Amerika vergi sisteminin Türkiye'den tamamen farklı olması da konuyu çok karışık bir hale getiriyor ve hakim olmayan kişiler için gerçekten faydalı olacak bir yayın olduğuna inanıyorum. Seninle bu konuları açıklığa kavuşturalım. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Amerika'da vergi sezonu ne zaman başladı ve ne kadar sürüyor? Şöyle, geçtiğimiz Ocak ayında başladı aslında, 29 Ocak'ta. 15 Nisan'a kadar da devam ediyor ama bazı dediğimiz gibi Amerika'da sistem çok farklı, çok fazla beyan var. Süreç bazı işte kişilere, şirket türlerine göre, hizmete göre de değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla hani genel olarak 15 Nisan diyebiliriz ama 15 Mart'ta son tarihi olan beyanlarımız da var. Örneğin 1065 gibi. Dolayısıyla hani çok titizlikle yaklaştığımız, hani bizim de çok yoğun bir dönemde olduğumuz bir süreç bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Peki genel olarak şirket sahiplerinin ödemesi gereken çeşitli vergiler var. Hepsi birbirinden farklı. Hani bu vergiler neye göre belirleniyor? Şirket tipine göre mi belirleniyor? Eyalete göre mi belirleniyor? Bu konuda bilgi verebilir misin? Tabii ki az önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye'deki sistemden çok farklı bir mevzuattan bahsediyoruz aslında. Ve çok titiz olunması gereken bir süreç. Çünkü sadece hani bildiğiniz gibi hem ödeme yükümlülüğü var ama hem de beyan yükümlülüğü var. Dolayısıyla her ikisinin de beraber yürütülmesi gereken, hatta bazılarında çok ciddi yaptırımları olan beyanlar var. Beyan edilmesi gereken türler var. Özellikle bu evet mesela Türkiye'de öyle değil. Siz bir tam mükellef kurum olarak kurulduysanız hani ona göre değerlendirilirsiniz ama Amerika'da tam mükellef kurum statüsünde yani örneğin bir LLC olarak kuruldunuz. Yine de şirket sahibinin yabancı bir şahıs olması yani oranın vatandaşı olmaması durumunda da beyan etmesi gereken nakit akışını takip edilmesi amacıyla beyan etmesi gereken yükümlülükler var. Çok ciddi cezai yaptırımları olan süreçler var. Dolayısıyla örneğin LLC'ler için tek ortaklı LLC'ler için ödenmesi gereken bu arada hem federal bazıda ödenmesi gereken vergiler var, beyanlar var, IRS'e beyan edilen hem de bulunduğunuz eyalete göre vergilendirilmesi gereken, beyan edilmesi gereken formlar var. Hani birazdan zaten hani yine detayına ineriz ama dediğim gibi örneğin bazı hani eyaletlerde ayrıca state income tax varken hani bazılarında yok ama IRS bazında yani federal vergi bazında LLC'lerin farklı vergi tipleri var. Yine C Corp'ların farklı vergilendirilme türleri var. Bu şekilde.
Çok teşekkürler. Evet, dediğin gibi Amerika'da her eyaletin birbirinden farklı vergileri olduğu için yani Amerika vatandaşı olan kişiler bile aslında dışarıdan bir destek alarak bu beyanları yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü gerçekten dediğin gibi çok çok karışık. O zaman daha da ayrıntıya girmek gerekirse Amerikan vatandaşı olmayan, yani aslında bizim kullanıcılarımızın birçoğu Amerikan vatandaşı olmayan şirket sahipleri için vergi beyan sürecinde herhangi bir farklılık var mı? Evet, şöyle tarih olarak yani özellikle şöyle bir durum var. LLC'ler için 1040 NR formları var. Hani tamamen oranın vatandaşı olmayan kişilerin beyan etmesi gereken form var bunlar aslında. Bir de az önce de söylediğim gibi nakit akışının takip edilmesi amacıyla herhangi bir hani ödeme yükümlülüğü olmaksızın sadece bildirimle yükümlü oldukları 5472 hani beyanımız var. Özellikle bu konuda da hani uzmanla beraber çalışmak çok çok önemli. Çünkü gerçekten ciddi cezası olan bir bildirim. Tarihleri de hani aynı takip edilmesi gerekiyor. Bunlar var özellikle yabancı vatandaşlar için. Onlar bu şekilde. Şeyi merak ettim. 1040 NR formu ile 5472 ikisinden bahsettin. Anladığım kadarıyla farklı gruplar tarafından beyan ediliyor gibi. Bana farklarını söyleyebilir misin acaba? Evet, şöyle 1040 NR formu aslında single LLC'lerin beyan ettiği bir form türü. Burada da biz karımızı, zararımızı, hani gelirlerimizi, giderlerimizi ve beyan ettikten sonra aynı zamanda LLC'ler için zorunlu olan 5472 beyanını da bu tabii tarihleri daha farklı. 1040 NR'ı 15 Nisan'da beyan etmemiz gerekiyor ama 5472'yi de Mart ayında hani posta yoluyla özellikle hani o şekilde kabul ediliyor. Beyan etmemiz lazım. Hani ikisi birbirinden farklı. Biri tamamen 5472 bildirim amaçlı nakit akışının takip edilmesi amacıyla beyan ediliyor. 1040 NR'da bizim gelirlerimizi giderlerimizi bildirdiğimiz hani bir vergi formudur. Çok teşekkür ederim. Şimdi sıradaki soruma geliyorum. Bu eyalete özel vergilerden konuşalım istiyorum. Eyalete özel vergiler var mı ve nasıl beyan ediliyorlar? Özellikle eyaletlerin vergisel avantajlarından da bahsedebilirsem bu noktada çok iyi olur. Tabii ki. Şöyle dediğimiz gibi federal evet ortak kuralları var ama eyaletler birbirinden bazı eyaletler özellikle birbirinden çok farklı vergi türlerini içeriyor. Örneğin biz genel olarak bu arada hemen hemen hani her eyalette faaliyet gösteriyoruz ama hani daha çok Delaware ve Wyoming'de faaliyet gösteriyoruz. Yani daha çok müşteriler, yani mükelleflerimizin de tercihleri bu yönde olduğu için aslında. Daha çok bu ikisinden bahsedeceğim ama tabii diğer eyaletlerde de hani faaliyet gösterdiğimiz için hani değinmemiz gerekirse tabii ki o konulardan da bahsederiz. Şöyle özellikle hani biz şuna bakıyoruz. Tabii ki vergi avantajları olan eyaletler var ama öncelikle firma bazında yani firmanın faaliyeti alanında eyaleti seçmek çok çok önemli. Tabii ki işte birinde sales tax var, öbüründe state income tax var. Bunlar tamamen hani şirketin ne tür olduğu, hangi alanda faaliyet gösterdiği ve hani bu para akışının hesaba katarak hani ona göre bir strateji belirleyerek aslında seçilmesi gereken bir eyalet oluyor yani kuruluş aşamasında özellikle. Örneğin siz daha çok hani oradaki regülasyonlar sebebiyle, kolaylığı sebebiyle de daha çok hani teknoloji firmalarını Delaware'da tercih ediliyor. Hani oradaki regülasyondan kaynaklı. Diğer e-ticaret yapan firmalar da Wyoming'de faaliyet gösteriyorlar. Delaware'da aslında orada bir sales tax yok. Ama hani state income tax var. Aynı zamanda franchise tax var. Yani yıllık olarak ödediğimiz. Onun da hani yine detaylı değiniriz. C-Corp'lar için hani orada 1 Mart işte diğerleri için de 1 Haziran'da LLC'ler için de beyan edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi Amerika'da o kadar çok vergi ve beyan türü var ki aslında hani hepsinden bahsetmeye çalışıyorum. Eğer atlarsam lütfen hani siz de tekrar hani hatırlatın. Sorularda olacaktır. Dediğim gibi hani değişiklik gösteriyor. Wyoming'de sales tax var. Orada da income state income tax yok.
Bunları firmanın hangi alanda faaliyet göstereceğine bakarak ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Zaten hani karar aşamasında da özellikle bu vergi stratejileri kısmında da hani destek oluyoruz. Özellikle orada da hani hesaplamalar, değerlendirmelerimizi yaparak aslında mükelleflerle beraber ortak karar veriyoruz. Onların amaçları. Şey sormak istiyorum netleştirmek adına. Sales tax dediğimiz buradaki KDV benzeri vergi oluyor değil mi? Evet. Şöyle burada daha çok aslında sales tax hizmetten alınan bir vergi türü oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Eğer siz Amazon'da bir satıcıysanız eğer sales tax'i ödeme yükümlülüğü Amazon gibi sitelerde olduğu için dolayısıyla siz sales tax ödemiyorsunuz. Hani onda eyaletten bir başvurusu yapılıyor sertifikasıyla beraber. Onu aldıktan sonra da onunla beraber siz aslında satışınızı yaparken zaten siz beyan etmiyorsunuz. Tamamen Amazon tarafından beyan ediliyor. Otomatik olarak ilerliyor. Onlar beyanını gerçekleştiriyorlar. Anladım. Peki biraz önce franchise tax'ten bahsettik. Annual reports, franchise tax, hani farklı yerler için farklı vergiler ve raporlamalar var. Bunlar için son tarihler nedir? Beyan edilmedikleri takdirde ne olur? Belki şeyden de bahsedebilirsin. Hangi eyalette ne kadar franchise tax ödüyoruz? Hani özellikle ağırlıklı olarak kurulum yapılan eyaletler için soruyorum. Yine bunu da aslında Wyoming ve Delaware bazında değerlendirirsek hadi belki daha doğru olacaktır. Şöyle Wyoming'de kurulduk işte 10 Ekim 2023'te kurulduk. Dolayısıyla bir sonraki yıl Ekim 2024'te bu yıllık beyanının yapılması gerekiyor. Delaware'de ise bu aslında şirket türüne göre değişiklik gösteriyor. Bu LLC'ler için aslında 1 Haziran, C-Corp'lar için de 1 Mart'ta beyanlarının gerçekleşmiş olması gerekiyor. Delaware'de biraz daha bu ödememenin cezası yüksek aslında. $200 gibi cezası var artı aylıkta 1.5 olması lazım bir penaltı. Var. Wyoming'de de var. Sabit bir tutar. $100 kadar da bir cezası oluyor. Bu açıdan Delaware'de aslında daha fazla penaltı var diyebiliriz. Şeyi sormak istiyorum. Ekim'de kurulmuş bir şirket için 14 Ekim'de. Ekim'de başlar dedin. Kurulduğu tarihte Ekim başında mı başlıyor? Bence çok önemli o kısım. Evet. Doğru. Ekim 1'de yani onu beyanını yapmamız ve ödemesini de yapmamız gerekiyor. Anladım. Bir de 1 Mart'a çok az kalmış. Delaware'de C Corp'u olan kullanıcılarımız için hatırlatmış olalım bunu da. O zaman çok teşekkürler Sema. Yani vergiyle ilgili çok güzel bilgiler verdin. Vergi beyan dönemiyle ilgili. Vergi konusunda yardıma ihtiyacınız varsa iletisim@mukellef.co üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yine sorularınız varsa chat kısmından bize yazabilirsiniz. Birazdan sorularınızı alacağız. Evet şimdi diğer konuya geçiyorum. BOI raporu konusu. BOI raporu 2024 yılında hayatımıza girdi. Bu sebeple gerçekten çok merak edilen bir konu. Sözü Can'a veriyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Sema. Ben teşekkür ederim. Can, o zaman 2024'te yürürlüğe giren BOI raporu nedir? Çok temel başlıyorum. Evet, aslında bu senin de söylediğin gibi hayatımıza yeni girmiş bir kurum. Tam ismi Beneficial Ownership Information. Yani bunun asıl amacı şirket sahiplerinin veya onu asıl kontrol edenlerinin kim olduğunu tespit etmek için. Bunu da kim tespit etmek istiyor derseniz de bu da Amerika'nın Hazine Bakanlığı'na bağlı olan Mali Suçlar Bürosu bu uygulamayı hayatımıza getirdi aslında. Kısaca böyle bu raporu. Peki kimler doldurmalı, nereye göndermeli? Burada da ilgili kanunumuz var, Corporate Transparency Act diye. Burada 23 adet istisna şirket sayılmış. Eğer bu 23 istisna şirkete dahil değilsen, bu şirketin doldurması gerekiyor bu raporu. İstisna giren şirketler arasında da sigorta şirketleri, muhasebe şirketleri gibi çok sayıda
pasif durumda olan şirketler gibi şirketler var. O yüzden aslında bizim müşterilerimiz açısından çoğu müşterimiz BOE raporundan istisna değil maalesef ve bu yüzden bunu doldurmaları gerekecek. Peki buradaki biraz da beneficial owner kimdir? Yani gerçek kullanıcı kimdir? Mali suçlar bürosu, mali suçlar bürosu kimi istiyor dersek ona biraz değinmek istiyorum. Burada da aslında ikiye ayrılıyor. Hem en az şirketin %25 kontrol edenler, yani kontrol etmekten kastım onun hisse oranı, üzerindeki nakit miktarı, kişisel ayrıcalıkları, hakları, eğer %25 aşıyorsa bu toplamında bu kişi beneficial owner oluyor. İkinci kurumda önemli kontrole sahip olan kişiler diye geçiyor. Önemli kontrole sahip kişiler de CEO olabilir, CFO olabilir. Bu kişileri atayabilme, bu kişileri çıkarabilme yetkisine sahip olan kişiler olabilir. Bunlar da beneficial owner olarak geçiyor ve yine bu beyanda, aslında tam beyan da değil, bu formda kendilerini bildirmeleri gerekiyor. Birden fazla kişi varsa şirkette hepsinin kendisini bildirmesi gerekiyor. Sadece bir kişiyi gösterip bu işin içinden sıyrılmak maalesef mümkün değil. Bunun dışında da bu rapor sadece bir kere veriliyor ve bir değişiklik olursa sadece bu değişikliği bildirmek yetiyor şeklinde tamamlayabilirim. Şeyi netleştirmek adına sormak istiyorum. Kullanıcılarımızdan çok fazla e-ticaretle ilgilenen kişiler var. E-ticaretle ilgilenenler BOE raporunu doldurmalı mı? Tabii ki. Ya maalesef böyle bir istisna mevcut değil. O 23 istisnaya bu kişiler kapsamına girmediği için onları da doldurmak zorunda. Anladım. Bir de BOE raporu ile ilgili şunu sormak istiyorum. Hani birden fazla beneficial owner varsa hepsini doldurması gerekiyor dedin. Bunlar bir formda mı hepsi beyanda bulunuyor yoksa hepsinin ayrı ayrı doldurması mı gerekiyor? Onu da merak ettim açıkçası. BOE raporu doldururken aslında seçenekler çıkıyor zaten orada ve aynı raporda peşi sıra aslında hepsini sıralıyorsun ve bir raporda gönderilebiliyor bu bilgiler. Anladım. O zaman BOE raporunun gönderilmesi için son tarih nedir ve gönderilmediği takdirde ne olur? Tabii burada şimdi 3 farklı durum söz konusu. 2024'te çıktığı için beneficial ownership kurumu burada 2024 öncesine aslında biraz istisna tanımış ve 2025'e kadar süre verildi bu müşterimize. Yani siz şirketiniz 2024 yılından önce kurulduysa dilediğiniz zaman 2025 başına kadar bu formu doldurabilirsiniz. 12 aylık bir süre var. Ama eğer bu yıl kurulduysanız bunun için size 90 gün süre verilmiş. Yani 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2024'e kadar kurulan şirketler 90 gün içinde bu raporu doldurmalı. 1 Ocak 2025'ten sonra kurulduysa da yani seneye kurulan bir şirket içinde bu süre 30 güne düşüyor. Bu da dikkat edilmesi gereken başka bir husus. Cezalar konusunda da $500'dan eğer bilerek kasti yanıltıcı bilgi verilirse 2 yıla hapis ve 10.000 dolar kadar para cezasına kadar da cezalar çıkabiliyor. Ama bu BOE raporu da aslında yeni oluşan bir durum olduğu için öyle bir içtihat söz konusu değil ortada. O yüzden hani net bir şey söylenemez ama $500'dan başlayan cezalar söz konusu diye belirtebilirim. Anladım. Yani aslında Ocak başında kurulan şirketler için son günlere yaklaşıyoruz gibi. Yani yaklaşık bir ay kalacak, 1,5 ay gibi bir zaman. 1 Ocak'ta kurulan şirket için yarısına geldik aslında süre. Evet. Çok yüksek tutarlar gerçekten, günlük $500 yüksek. Evet, çok yüksek. Eğer BOE raporu konusunda yardıma ihtiyacınız varsa iletisim@mukellef.co üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun dışında Can, BOE raporu ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Şu anlık yok ama takipte olmak önemli. Yani herkes takip etsin çünkü evet, günlük $500 hiç fazla bir meblağ değil gerçekten. Çok büyük bir meblağ. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel bilgiler verdin ve çok net açıkladın. Şimdi sıradaki soruyu ikinize de yöneltmek istiyorum. Şirket sahiplerinin vergi sezonu boyunca işlerini kolaylaştırmak için faydalanabileceği hizmetler nelerdir? Şöyle, istersen Can, hani ben başlayayım, sonra sen de devam etmek istersen. Ben yine hani çok genel girmek istiyorum, sonra hani Can da beni muhakkak toparlayacaktır. Şöyle, sadece bir ülkenin kanununu aslında okumak yetmiyor.
o ülke genel olarak bir vergi mantığının oturtulmuş olması gerekiyor. Çünkü evet hani herkes okuyabilir, işte Türkçe'ye çevrilmiş halini de okuyabilirsiniz ama oradaki vergi mantığını bilip nelere dikkat edileceğini göz önünde bulundurarak ve şirket bazında ilerleyebilmek çok ama çok önemli. Dediğim gibi Türkiye'de illaki hani Türkiye'de de o şekilde dikkatli olmak lazım ama Amerika'da hani birkaç kere en başta da söylediğim gibi şirket türü vesaire, yabancı bir kişi olmanız, bunlar çok önemli sizin yine hani denetime tabi olabileceğiniz, daha dikkatli olmanızı gerektiren hususlar içeriyor aslında. Dolayısıyla burada da gerçekten hani bilen, vergi mantığını kendi teknolojisiyle kullanabilen, onunla birleştirebilen, kendi ekibiyle de entegre olmuş bir şekilde bir hizmete ihtiyaç duyuluyor. Amerika'daki vergi mevzuatını yani ne kadar bilseniz de her defasında mantığını da bilsek zaten hani mutlaka güncelliğini takip etmek, kendinizi güncel tutmak da ayrı. Hani bu konuda da bence biraz mükellef olarak biz devreye giriyoruz. O yüzden hani biz biraz sadece aslında hani dediğim gibi Türkiye Amerika değil, bir mükellefle hani ya da hani bizimle görüşmek isteyen şirket sahipleri vesaire yetkilileriyle konuştuğumuzda da başka ülkelerle de hani şu tarz stratejilerimiz var, şu şekilde gerçekleştirilebilir, şunlara dikkat ediliyor vesaire, hep birlikte aslında fikir birliği içinde kurmaya çalışıyoruz ve vergi stratejisini oturtmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi teknolojiyle birleştirerek, bunu harmanlayarak yapmaya çalışıyoruz. Bence hani o açıdan çok önemli bir konu. Benden bu kadar. Sözü Can'a bırakıyorum. Ya evet, burada da hani hangi konularda destek veriyoruz da detaylı olarak girersek de aslında en temel olarak biz serpaketimizde şirketin kuruluşunu, EIN numarasını, ki bunu EIN numarası Amerika'da bir şirketin varsa iş yapmak için kesinlikle olması gereken numara. Bunun başvurusunu, banka başvurularında kılavuzlarımız oluyor, bunları gönderiyoruz. Yine işletme sözleşmeleri şablonlarını hazırlayıp size gönderiyoruz. Bunları zaten her paketimizde sağlıyoruz. Ayrıca bunun yanında vergi beyanının takip edilmesi için standart paketimiz oluyor. Burada standart paketimizde vergi beyanının takip edilmesi ve verilmesi, yine imtiyaz vergisi yani franchise tax ve annual reportların takibi ve bunların ödenmesi, ITIN numarası alınması gibi çeşitli desteklerimiz de oluyor. Yine bir sonraki aşamada da burada ön muhasebe servisimiz oluyor. Yani faturanız artık tamamen bizim tarafımızdan kesiliyor. Vergi danışmanı hizmetimiz oluyor. Burada birebir vergi uzmanlarımızla, yani bizlerle de iletişime geçip sorularınıza cevap bulabiliyorsunuz. Sizlere özel bir müşteri temsilcisi atanıyor. Böylece herhangi bir sorunuz olduğunda çok daha çabuk iletişim kurup hemen yani sorunuzu daha hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunlarda bizim bir ön muhasebe programımız var, Workbooks. Gerçekten faturalarınızı buraya yükleyip takip etmek için çok önemli. Çünkü bunlar beyanname sürecinde de istenen belgeler ve bu programı kullanması gerçekten oldukça kullanışlı. Böyle hizmetlerimiz var. O yüzden böyle bir tamamlayalım. Teşekkürler. Dediğiniz gibi aslında vergi beyan dönemi bir dönem ama öncesinde o gelir giderin tutulması aslında tüm sene. Ve bunun takibi için de böyle programlar kullanmak da çok önemli. Dışarıdan destek almak da çok çok önemli. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Şimdi izleyicilerimizden sorularımızı alalım. Bakalım. Evet, Ayşe Nazan Eroğlu sormuş. Merhaba, elastiler için gereken formların isimlerini tekrarlayabilir misiniz? Aha, şöyle, zaten biz sanırım bu IRS kısmıyla alakalı tekrar hani webinarımız olacaktır diye düşünüyorum. Hani o konuya tekrar hani detayları daha fazla veririz ama genel olarak hani ben bahsedeyim tekrar. LLC'ler için vatandaşı yani şirket eğer ortakları yabancıysa, Amerikan vatandaşı değillerse, o zaman single LLC'ler 1040 NR formlarıyla beyan ediyorlar gelirlerini ve giderlerini. Onun dışında dediğim gibi bildirimle yükümlü oldukları 54-72 var. Ama eğer multiple LLC'lerden, yani çok ortaklı, bizdeki limited şirket olarak geçiyor bu arada. Limited
multiple LLC'lerden de bahsediyorsak, onlar da 1065 formunu beyan ediyorlar. Aynı zamanda 1040 NR'ı da sonrasındaki K formuyla beraber, o 15 Mart'ta beyan ediliyor. K formuyla beraber 1040 NR'larını doldurmaları gerekiyor. Biraz karışık, o yüzden hani umarım açıklayıcı olmuşumdur. Bu konuda blog yazılarımız da var, onları da okuyabilirsiniz. blog.mukellef.co adresinden blog yazılarımıza ulaşabilirsiniz. O zaman sıradaki soruya geçelim. Ekrem Yıldız Han sormuş. Merhaba, 2024 Ocak ayında kurulmuş bir şirketin ilk vergi beyanı 2025'te mi olacak? Evet, aynen öyle aslında. Zaten sizin ilgili hesap dönemine ilişkin yapmış olduğunuz harcamalar, gelirler, giderler. Hani bir sonraki yıl işte o ilgili vergi dönemi sezonu başladığında beyan ediliyor. Dolayısıyla eğer sizin şirketiniz 2024 yılında kurulduysa beyanınızı da 2025 yılının ilgili döneminde yapacaksınız. Teşekkürler. Esat Bozkaya, şirketimizde herhangi bir güncelleme ya da düzeltme olmadığı takdirde boy bildiriminin her yıl bildirilmesi zorunlu mudur? Şöyle, her yıl bildirilmiyor aslında, sadece bir kere bildiriliyor, ama herhangi bir düzeltme olacaksa, mesela bir ortak alındı ya da bir değişiklik oldu, ortak ayrıldı vesaire, bunları 30 gün içinde bildirmek gerekiyor. Yoksa o bahsedilen cezalar, $500'la başlayan cezalar ödeniyor. Onun dışında sadece bir kere dolduruyorsunuz ve değişiklik olmadığı sürece herhangi bir güncelleme yapmanıza gerek yok. Aynı zamanda yanlışlık yapılması durumunda da yine fark ettiğiniz zaman hemen 30 gün içinde düzeltirseniz burada bir sorunla karşılaşmazsınız. Süper. Yiğit Deniz, eğer şirket 2023 yılında açılmış ancak ticari işlemlerini başlatmamış olması durumunda vergi beyanı nasıl verilmeli? Hesap hareketleri yoktur. Maalesef bu da bize gelen çok sorulardan, aslında haklı da bir soru. Evet, burada herhangi bir ödeme yükümlülüğü, yani verginiz çıkmayacaktır, ama yine de beyan zorunlu oluyor. Yani 2023 yılında kuruldunuz ama hiçbir faaliyette bulunmamış olsanız bile beyan etmeniz gerekiyor 2023 yılına ilişkin bu dönemde. Çok teşekkürler. Safa Gür sormuş, yasal temsilcileri de bildirmek gerekiyor mu? Boy raporundan bahsediyorum. Yasal temsilci kavramını tam olarak anlamadım, ama şöyle bir istisna var. Şirket sahibi küçükse, yani 18 yaşından küçükse, bu kişilerin bildirilmesi gerekmiyor. Ama bu durumda eğer yasal temsilcisi şirketin esas kontrol sahibi, asıl yöneticisi konumunda bulunuyorsa onu da bildirmek gerekir. Evet, ben de direktör olarak algılıyorum ve evet, bildirilmesi gerekiyormuş. Neslihan Yazar sormuş, bu raporunu bir uzmanla mı doldurmalıyız, profesyonel destek gereken bir formu ve nereden temin edebiliriz? Aslında şöyle, bir RİSİ'nin yardımıyla doldurulmasına gerek yok. Yani kişi kendisi de doldurup FinSen'in, bahsettiğim Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlar Bürosu'na gönderilmesi gereken bir rapor. FinSen sitesine girip forma ulaşılabiliyor, ama buradaki bilgiler sonuçta bir bakanlığın birimine, bir bürosuna gönderileceği için bu bilgi. Burada yanlışlık yapmamak adına bence bir profesyonelle çalışmayı ben şiddetle tavsiye ederim. Çünkü en ufak bir hata, belki siz doldurdunuz fark etmediniz, ama belki aylar, belki yıllar sonra karşınıza büyük bir sonuçla da çıkabilir. O yüzden kesinlikle bir profesyonel desteği ben öneriyorum. Bu konuda mükelleften de yardım alabilirsiniz. Tabii ki. Safa Gür, formu nereden dolduracağız? Online ortamdan mı başvuracağız demiş. Şöyle, evet, FinSen'in sitesine girilince oradan form başvurma işlemleri gibi bir seçenek var. Oradan online bir şekilde, hiç kağıt işlerine bulaşmadan dolduruluyor online bir şekilde. Tamam. Umut Türkoğlu sormuş, boy raporu ile ilgili mükelleften destek alabiliyor muyuz? Evet, alınabiliyor. Yine iletişime geçerseniz o konuda da destek oluruz sizlere. iletisim@mukellef.co adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cihan Ceylan sormuş, bu formu vermemenin cezasını tekrarlayabilir misiniz? Şöyle, 500 dolardan başlıyor ama 2 yıla kadar hapis ve 10 bin dolar gibi cezalar var. Ama yeni de bir kurum olduğu için hani hangi koşullarda 2 yıl ve 10 bin dolar 2 yıl hapis cezası yaptırımı uygulanıyor gibi bilgiler henüz mevcut değil. Ama kanuni mevzuatına baktığımızda bu cezalar söz konusu olabiliyor. Tamam. Safa Gür sormuş. Yasal temsilci derken registered agent demek istemiştim aslında. Registered agent'dan bahsetmek gerekiyor mu boy raporunda? Yok hayır yok. Tamamen yani şirketi de bildirdiğin için aslında registered agent'dan da bahsetmek gerekiyor. Hem registered agent hem şirketin adresi hem kişinin kişinin bilgilerini istiyor çünkü genel olarak. Yani evet, siz zaten o bir adres aslında registered agent. Evet. Evet, yani siz şirketin bilgilerini hangi eyalette olduğunu dolduruyorsunuz. Buna ek olarak bir de beneficial owner'ın yani o kontrol sahibi kişinin bilgilerini, doğum tarihi, bunun gibi kişisel bilgiler doldurup gönderilen bir rapor. Teşekkürler. Bakalım. Erdinç İslamoğlu, EIN numaramızı bekliyoruz. Ön muhasebe programını EIN geldikten sonra mı açılacak diye sormuş. EIN numarası başvuru yapıldıktan sonra belli bir süre sonra geliyor. Bu konuda destek@mukellef.co'ya yazabilirsiniz kendi EIN numaranızla ilgili. Belli bir süre beklemek gerekiyor. EIN numarası maalesef hemen gelmiyor. Evet, bir de bu konularda bu ara çok şirket kuruluşlarında gerek vergi EIN, ITIN başvurularında çok büyük bir yavaşlık var. Bunların sebebi de aslında vergi sezonunda olmamızı. Çünkü ilgili eyaletteki memurlar da İnsan oldukları için onlar da yetişemiyor. O yüzden bize de geç geliyor. O yüzden bu konularda biraz yavaşlık söz konusu. Evet, beklemek gerekiyor. Evet, ITN'le de alakalı şöyle bir durum var. Can'ın da dediği gibi normalde hani ITN'e özellikle tabii beyanı vereceğimiz dönemde de hani mutlaka muhakkak almamız gerekiyor. Şu yüzden evet hani ilk başta ITN geç çıkan numara. Aslında ITN'de şu hani sosyal güvenlik numarası ABD vatandaşları için SSN geçiyor ama ABD vatandaşları olmayanlar için de ITN numarası veriliyor aslında. Burada da şöyle bir durum oluyor. Beyanname döneminden önce de başvurabiliyorsunuz. Beyanname döneminde de ITN'siz verebiliyorsunuz. Size geçici bir numara veriyorlar. Bu geçici numarayla da başvurunuzu yapıyorsunuz ama ondan sonraki yıl muhakkak bir sorun çıkıyor. Dolayısıyla ITN'in aslında hani en baştan alınması daha doğru olacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Hani bazı böyle PayPal gibi uygulamalarda da hani kullanılıyor. Önemli o yüzden. ITN en başta biz tavsiye ediyoruz en başta alınırken yani şirket kuruluş süreciyle beraber kurulduktan sonra o dönemde de alınmasını hani hemen belirtiyoruz gerektiğini. Çünkü dediğim gibi süreç çok uzun. Uzun tarihlerde çıkıyor. Bazen birkaç ayı bulabiliyor. Dediği gibi Can'ın da onların yoğunluklarına göre. Hani bu da bize çok gelen sorulardan bir tanesi. O yüzden ben de arada Can da bu konudan bahsetmişken ben de size bunu söylemek istedim. Çok teşekkürler. Hatta şöyle bir geçeyim. Orada da şu an 11 hafta yani yaklaşık 3 ay kadar sürebilir diye direkt IRS'in bir haberi vardı en son. Hani şu an ITN başvuran müşterilerimiz varsa en az 11 hafta sürecek gibi düşünebilir maalesef. Ama normal. Evet. Evet. Merve Hanım sormuş. Mükelleften destek alanlar için süreç ne zaman başlatılacak? Ne zaman iletişime geçilecek? Şöyle bu herhalde vergi sezonuyla alakalı. Evet. Düşünüyorum. Evet, hadi zaten bu süreci aslında hani bu çok yakın bir zamanda da herkese zaten bir formumuz oluyor. Hani o formda yer alan bilgiler doğrultusunda hani bizimle paylaşmış olacaksınız zaten. Evet, bu konuyla ilgili herkese bir mail gidecek yakın bir zamanda. Roche Mart LLC sormuş, muhasebe programının kullanımı ile ilgili bir webinar düzenlenecek mi? Workbooks'la alakalı soruluyor bu sanırım.
Böyle bir plan var mı bilmiyorum ama listeye alalım. Eğer böyle evet. Bir de sanırım bunda bizim planlarımız da var aslında, nasıl kullanılacağı, hangi belgelerin nasıl şekilde yükleneceği şeklinde. Eğer yine iletişim kısmıyla iletişime geçerseniz oradan da paylaşılabilir. Evet. Tabii talepler doğrultusunda biz de tabii seve seve tekrar böyle bir webinar gerçekleştirmiş oluruz. Evet. Umut Türkoğlu sormuş. Boy raporu için kuruluştan 60 gün sonra demiştiniz sanırım. Ben şirketimi geçen yıl kurdum. O zaman nasıl olacak? Geç mi kaldım? Kaçırdıysam kusura bakmayın. Şöyle Umut Bey rahat olsun. Geçen sene kurduğu için 31 Aralık 2024'e kadar süresi var. O yüzden hiçbir şu an acelesi yok. Daha doldurması için hayli bir vakti var. Evet, bir de 60 gün 90 gün bu arada. 90 gün 2024 yılında kurulan şirketler için. Evet. Karışıklık olmasın. Bakalım. Yine Rochemart LLC ITN numarasını mükellef üzerinden alınmasını istemiştim ama hala alınmadı. Burada biz ne yapabiliriz demiş. Yani alınmadıysa, yani alınmamasının sebebi zaman geçmesi mi? Tam olarak anlayamadım soruyu. Çünkü hani siz talep ettiğinizde biz başvuru yapıyoruz. Gelmesi uzun sürebiliyor. Can Bey'in de bahsettiği gibi 11 haftaymış bu ara süre. Ama bu zaten vergi beyanında bulunmanız için bir engel değil. Bununla ilgili destek@mukellef.co üzerinden iletişime geçebilirsiniz bizimle. Az önce de bahsetmiştik, hani bir sefer, yani ilk beyannameyi verirken hani sorun çıkmıyor. Zaten geçici bir numara veriyorlar size. Hani onunla işlemlerinizi de tamamlayabiliyorsunuz. Hani ya, gelmedi, nasıl beyan vereceğim gibi en azından bir problem olmayacak. Hani zaten biz hallediyor olacağımız için bir sorun da olmayacaktır. Süper. Evet, ön muhasebe eğitimi iyi olur diye Erdinç Bey'den de bir yorum gelmiş. 90 günde anlayamadım demiş. Şöyle Can Bey'e vereyim sözü, boy raporu konusu. Boy raporu. 1 Ocak 2024'ten kurulan şirketler için boy raporunu verme süresi bu 90 gün aslında. Yani 1 Ocak 2024, 31 Aralık 2024 arası kurulan şirketler 90 gün içinde bu raporu doldurup ilgili büroya göndermesi gerekiyor. Hatta hocam şöyleydi değil mi? 2025'te kurulanlar için bu sürede 30 gün. Evet. Doğru değil mi? Hani bu süre daha fazla. İşten itibaren de 30 gün içinde hemen onu göndermek gerekecek. Ya bu konuda inanılmaz takipteler mi? Gerçekten hani yaptırımlarda uygulayacaklarmış. Böyle hani kendi gündemlerinde, haberlerinden falan da takip ediyoruz zaten. Hani o yüzden Can da hani çok bahsetti, çok da güzel anlattı. Genel olarak sorular da o yönde herkes. Çünkü hani yeni bir şey çıkınca tabii evet, doğal olarak bir de bu kadar işte cezalar, şundan bunlardan bahsediyoruz. O yüzden herkesin de merak konusu. Evet, hani şu an daha süreler dolmadığı için cezai yaptırımlarını henüz göremedik. Ya keşke tabii hani o kadar olmasa ama ben bayağı katı bu konuda ilerleyeceklerini düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Teşekkürler. Bakalım başka bir soru. Yiğit Deniz sormuş. C-Corp için beyan ile ilgili formu kendimiz doldurup ilerlersek hangi adımları takip edeceğimiz bir blog yazınız var mı? Bundan tam emin değilim ama C-Corp'lar ve formlarla ilgili yazımız var. Mutlaka bununla ilgili de bir yazımız olduğunu düşünüyorum. Blog.mukellef.co adresinden erişebilirsiniz. Genel olarak hangi tarihlerde beyan edilecek vesaire, hani onlarla ilgili de bir şey yayınlanmıştı zaten. Hani onlar da işlerine yarayacaktır diye umut ediyorum. Rochemart LLC şöyle, kuruluş paketinde dahil olan bir hizmet, bunu bizim tekrar alınması için talep mi etmemiz gerekiyor? Şirketim Kasım 2023'te kuruldu. Boy raporundan bahsediyorsunuz sanırım. Bununla ilgili destek@mukellef.co üzerinden iletişime geçerseniz size yardımcı olacaklardır. Zülkar Tokat, merhabalar. Hem Türkiye'de hem Amerika'da şirketim var. Her ikisi için vergi vermem gerekiyor mu demiş. Bu soruyu Sema'ya yönelteyim. Olur tabii. Şöyle bir şey var. Zaten hani şimdi Amerika'daki bir şirketiniz için
Amerika'dan elde edilen her gelir aslında Amerika'da vergilendirilmeli. Hani mantık aslında yola buradan çıkıyoruz. Dolayısıyla siz bir şekilde hani oranın vatandaşı olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Orada şirket kurmuş olabilirsiniz. Tabii bazı istisnalar vesaire hani onları ayrıca değerlendirmek lazım. Hani farklı konular ama Amerika'da gelir elde ediyorsanız bunun üzerinden vergi ödemeniz gerekiyor. Bunun için de beyanda bulunmanız lazım. Bahsettiğimiz türler, işlemler vesaire bulunduğunuz eyaletlere göre. Şöyle, Türkiye'de tam hani soru belki biraz daha hani destek bizim az önce Rümeysa'nın da bahsettiği adrese de hani tekrar soru, daha detay bir soru gerekiyor anladığım kadarıyla bununla ilgili. Hani genel cevap vermeye çalışacağım ama Türkiye ile Amerika ile Amerika çifte vergilendirme önlem anlaşmaları var. Özellikle bu işte kar dağıtımı ile alakalı bize çok soru geliyor. Amerika'dan kar elde ettim, şirketimden de kar elde ettim. Bunu aktarırken nasıl işte Türkiye'de vergilendirme vesaire. Şu ona cevap vereyim hani isterseniz. Dediğim gibi daha detay bir şeyse iletişimden de bizimle tekrar görüşebilirsiniz. Orada bir kar elde ediyorsunuz ve bu vergilendirilmiş karı ortaklarınıza, Türkiye'deki ortağınıza aktarmak istiyorsunuz. Bunun için de tekrar Amerika'da bunun üzerinden withholding tax ödemeniz lazım. Yani bir stopaj kesintisi oluyor. Aynı zamanda 1042 formuyla da bunu beyan etmeniz lazım. Türkiye'de hatta bunun noter onaylı tercümesini istiyor. Çünkü evet, çifte vergilendirme önlem anlaşmaları kapsamında hani maddelerine bakmak lazım ama kar payı dağıtımı ile ilgili bölümlerine orada Amerika'da vergilendirilebilir. Orada ödediğiniz vergiyi de Türkiye'de mahsup edebilirsiniz. Dediğim gibi hani bunun için biraz daha detaylı bilgi ihtiyacımız var. Hani konu başlığı nedir? Neyle alakalı hani bir ödeme mi yapıyorum, kar payımı dağıtıyorum yoksa işte Türkiye'deki şirketim Amerika'daki şirketin %100 ortağı mı yoksa ben bir hizmet ihracı yapıyorum başka hani bir bağı olmayan, organik bağı olmayan bir şirkete mi yani bu transferi yapıyorum? Hani biraz özellikli konular var. Ya, tamamen duruma göre değişecek evet. Bir konu yani aslında. O zaman dediğimiz gibi iletişim@mukellef.co'dan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yiğit Deniz sormuş, ITN numarası yerine geçici aldığımız numara ile vergi beyanı verilebiliyor dediniz Sema Hanım. Banka hesabı da açabiliyor muyuz geçici aldığımız numara? Banka hesabını açamıyorsunuz. ITN isteniyor diye biliyorum açıkçası. Hani oradayken böyle PayPal gibi hesaplar açılıyor. Yani eğer hani normal bankada sıkıntı oluyor diye biliyorum ama PayPal açılabiliyor. PayPal'da da böyle sizden TIN numarasını istiyor. Bu da aslında SSN olabilir, işte ITN olabilir. Bunlar olabilir ama bazen hesaplarda şöyle bir şey olabiliyormuş. Hesap askıda kalabiliyor. Bunlar IRS'e de raporlandığı için dolayısıyla sıkıntılar olabiliyor. Onlar için de ITN numarası gerekiyordur. Geçici ile alabildiğinizi zannetmiyorum. Burada şöyle ben de bir şey eklemek isterim. Mercury için ITN numarası gerekmiyor. Sadece EIN numaranız varsa açabiliyorsunuz. Tabii ki burada kendi üzerine gösterebileceğiz fatura gibi başka şeyler de var ama bu numara kısmında EIN ile Mercury hesap açılışı yapılabiliyor. Yine bizim de zaten Mercury hem de Pioneer banka hesapları için bir kılavuzumuz var. Bunları da üyemiz olduktan sonra zaten sizlerle paylaşıyoruz ve oradan siz bu banka açılışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Yine Yiğit Deniz sormuş, Amerika için olmazsa olmaz yıl içi dikkatleri kurumsal adımlarda önemli noktaları yazan bir paylaşım yapabilir misiniz? Bunun için yine blog.mukellef.co adresinden iletişime geçebilirsiniz. Yine ayrıntılı bir bilgi almak istiyorsanız iletişim@mukellef.co adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Erdinç İslamoğlu sormuş, hizmet verdiğimiz yer Türkiye ise bizim sorumlu olduğumuz vergi oran ve ödemesi nasıl olacak bilemiyorum. Henüz mali danışmanlık almadık. Bilginiz varsa paylaşır mısınız? Turizm işi yapıyoruz Türkiye'de demiş. Hizmet, yani şöyle anladığım kadarıyla Amerikan yurt dışındaki bir şirket mi Türkiye'de hizmet veriyor? Ya hangi ülkede veriyor ya da hani onları tekrar belki daha detaylı verebilirseniz hani daha destekleyici olur.
Benim de anladığım kadarıyla Amerika'daki şirket Türkiye'ye hizmet veriyor ama böyle ayrıntılı sorularınız için hani iletişim etmikelef.co'dan daha ayrıntılı, daha uzun uzadıya rahat bir şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. O zaman artık webinarımızın da sonuna geldik. Can ve Sema, ikinize de katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Siz izleyicilerimize de ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Amerika'da vergi sistemi ile ilgili blog yazılarımıza blog.mükellef.co adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca sorularınız için her zaman biraz önce dile getirdiğim iletişim@mükellef.co üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Can, Sema, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı kapanışta? Çok teşekkür ederiz Rümeysa. Hani soruların içinde, aynı zamanda izleyicilerimizin soruları içinde ben çok keyif aldım. Bence bunu daha da hani zaten talepler de o yönde galiba, daha da sıklaştırabiliriz. Gayet keyifli geçti benim için de. Ben de teşekkür ediyorum hem size hem de izleyicilerimize. Takipte kalın, görüşmek üzere diyelim. Yakın bir zamanda zaten Amerika vergi sistemi formlarla ilgili ayrıntılı bir webinar daha yapmayı planlıyoruz. Takipte kalabilirsiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.